Zerdeçal Forte'nin birleşiminde, formülünde geliştirdik. Birlikte kullanıyoruz. Bunun içerisinde sadece zerdeçal değil, öksotu ekstraktı, yakotu ekstraktı, yoğurt otu ekstraktı, huş ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. Tabii ki oranları biraz farklı farklı. Evet. Bunu kişi kullandığı zaman kansere karşı problem değil. Elhamdülillah. Mesela bizim bir tanıdık bana geldiler, dediler ki hanımefendi, dedi ki beyninde tümör var. Ne yapabiliriz? Ameliyat olması mümkün değil. Kötü bir noktada, merkezde. Dedim ki deneyeceğiz. Çok geç kalınmış. Doktorları 3-4 ay anca yaşar demişler. Ben dedim ki bilmiyorum. Bakacağız. Bana 6 hafta bir müsaade edin. Deneyelim. Etkisi olursa bakalım, göreceğiz. Evet. Kullandığı vatandaş iksir. Aloe vera jel, zaten aloe vera jel ile ilgili binlerce klinik araştırması yapılmış. Aloe vera ile ilgili kansere karşı etkisi ispat edilmiş. İkisinin birleşiminde zencefil var, zerdeçal var, 19 çeşit bitki var. Bunun birleşimindeki bütün bitkiler şifalı bitkidir. Avrupa Farmakopesi İlaç Kodeksi tarafından etkisi ispat edilen klinik araştırmalarla %100 etkili denen şifalı bitkiler, dünyanın her tarafında bu bitkiler şifalı bitkidir. Evet. Etkisi ispat edilmiştir. İksir her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Aloe vera bağırsaktaki mantarları yok eder. Artı koloidal platin kansere karşı etkili. Kanserli hücreyi koloidal platin aldığında kişi nerede ne var bilir, tanır, onu yok eder. Yani neden, niçin böyle bir özelliğe sahip? Çünkü koloidal platin P53'ü harekete geçiriyor. Yani bu geni, bu protein harekete geçiriyor. Ha, kemoterapide kullanılan platin var. Cisplatin. O iyonik olduğu için yan etkisi çok büyük. Direkt damardan verildiği için yan etkisi. Bu ise koloidal deiyonizirte su içerisinde çözülmüş. Hala 5 ile 15 arasında atomdan oluşuyor. Hiçbir elemente, hiçbir şeyle reaksiyona girmez. Ama neden kemoterapide kullanılan zararlı? Çünkü damardan verilir, ağızdan içilse hiçbir etkisi olmaz. Bir de asidi onu hemen yok eder, nötrleştirir, evet, zararsız hale getirir. Damardan verildiği için ve yüksek dozda verilirse yan etkisi çok büyük. Yani bu tür rahatsız olanlar komple set kullanması gerekir. Bazısı diyor ki ben zerdeçal alayım, bazısı diyor ki ben iksir alayım, bazısı diyor ki ben aloe vera, olmaz. Yani bir ülkenin nasıl ki hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, özeltimi var, jandarması var, var. Neden? Çünkü hepsinin fonksiyonları ayrı ayrı. Evet. Şimdi mesela buradan obüsle ateş ediyor. Dağın öbür tarafında 40 kilometre, 50 kilometre ilerledi değil mi? Orayı görmüyor ki. Nereden? Uzaydan. Diyor ki işte şurada, şurada şu noktaya ateş et. Yerini, evet, belirtiyor. Buradan ateş ediyor ve hedefi vuruyor. Teknoloji gelişti. Şimdi zerdeçalın birleşiminde nar kabuğunda, narın kabuğunun ekstraktında, bunda kurkumin var zerdeçalda. Evet. Narın kabuğunu ekstraktında da punikik asit var. Punikik asite omega 5 de denir. Omega 5 hiç duymadığınız bir şey. Bu da P53'ü güçlendirir. Yani kansere karşı vücudun direncini artırır. Kanser problemini ortadan kaldırır. Bu tarçın elması da aynı şekilde P53'ü güçlendiriyor. O Malezya'da ben yedim, tadı güzel ama 10 kilo ağırlığında koskoca meyve. Yani meyveyi diyorlar bize gönderin de biz de alalım da biz de yiyelim de. Ne olacak? Ekstrakti etkili. Zerdeçalın da ekstrakti etkili. Narın kabuğunun da ekstrakti etkili. Evet. Öksü otunun da, bazı bitkiler ama ekstrakti yapılmaz. Her bitki ekstrakti olmaz. Lahananın ekstraktini yaparsan etken madde yok olur. Sarımsağın ekstraktini yaparsan etken madde yok olur. Soğanın ekstraktini yaparsan etken madde yok olur. Aloe verayı ekstraktini yaparsan aloe verayı olduğu gibi fermentasyonla özel bir sistemle üretmek gerekir. Aloe veranın tozunu bana İranlılar getirdi. Hiçbir etkisi yok. Ben ondan kapsül ürettim. Önce kendi üzerime denedim. Hiçbir faydası yok. Attım çöpe. Kusura bakma, ben bunu üretemem. Neye faydası yok? Evet. Çünkü aloe verayı destilasyonla damıttığınız zaman enzimler bozuluyor, vitaminler bozuluyor. Ama zerdeçalda bizim aradığımız enzim, vitamin değil ki. Kurkumin. Başka bir şey. Evet. Veya narın kabuğunda biz ne arıyoruz? Enzim aramıyoruz ki. Punikik asit.
destilasyonu damıtarak elde edebilirsin. Enzim aramıyoruz ki. Ama aloe vera'da etken olan nedir? Enzim. Vitamin. Bu farklı, o farklı. Yani her bitkinin içeriği farklı. Sarımsakta da etken madde nedir? Alisin. Alisin kansere karşı etkili. Siz alisini özel bir fermentasyonla sıvı halde üretebilirsiniz. Ama bunu destilasyona damıtarak ekstraktını elde ederseniz alisin bitti gitti. Çöp. Hiçbir faydası olmaz. Yani diyorlar ki bazıları ya siz bunun neden ekstraktını üretmiyorsunuz? İksirle jelin bu sıvılar daha pratik. Daha pratik ama etkisi olmuyor. Biz de düşünüyoruz. Biz de düşünüyoruz. Mesela lahananın neden ekstraktını üretmiyorsunuz da sıvı üretiyorsunuz? Bunun içindeki etken madde bir amino asit metil metilyonun sulfonyum bromit. Metil metilyon sulfonyum bromit ne olur? Ekstraktını yaptığınız zaman çözülür. Etkisi sıfır olur. Bir. İkincisi bunun birleşiminde ne var? Lactobacillus ve bifidobakterisi. Yoğurttaki evet. Faydalı bakterilerin 1000 katı. O faydalı bakteriler de destilasyonda ölür. Faydalı bakteri ölürse ne olur? Hiçbir işe yaramaz. Niye probiyotik alıyoruz? Bağırsaktaki faydalı bakteriler artsın, zararlı bakteri ve mantarlar evet. Azalsın diye. Bunun içerisinde zaten doğal olarak var. Ben Almanya'da lahananın hapını kullandım. Hiçbir etkisini görmedim. Yıllar önce. Ya bu etkisi olmuyor dedim. Ama olmuyormuş. Neden? Çünkü etken madde destilasyonla yok oluyor.